Furkan abi hoş geldin. Aydınlatalım abi. Ali abi hoş geldin. Aleykümselam Ali abi. Abi o lazım olacak şimdi Uluslar Kurulu'nu yapacağız. Kurulunda lazım olacak o. Aleykümselam Volkan abi, hoş geldin. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Adnan abiyle birlikte Hussar kurulunu yapacağız. Zeynel abi yurt dışından 10 adet kadar Hussar getirdi. Önceden böyle bir video hazırlayabilirdik Adnan abiyle. Adnan abi ne zamandır kullanıyor Hussar? Bu konuda tecrübesi biraz fazla. Kurulumu falan filan işte iyi biliyor. Birazdan başlayacağız. Ne yapalım abi yavaştan başlayalım mı? Başlayacağız. Biraz daha durun, bir iki dakika daha. Tamam. Hussar RTA ile ilgili sorularınız varsa onları da yanıtlayabiliriz. Tamam. MTL Special Live grubu arkadaşlarım merhabalar. İyi günler. Şu an Hussar'ın kurulumunu gerçekleştireceğiz. 22 milim bir RTA'dır. 14 milim DEC aralığı vardır. Single coil. Opsiyon olarak
çift coil de kullanılabilir ama standart olarak üzerindeki single coil geliyor. 2.7 mm MTL pin vardır içinde. 1.5 mm'de opsiyonlu ve 2 mm opsiyonlu da MTL pinleri vardır. Aroması efsanedir. Biraz dikkat edilirse çok keyifli bir RTA olabilir. Şimdi ona başlayalım. Sağ olun abi. Bizdeki mikro tank 3.5 mililitre hacim vardır tankta, likit hacmi. Evet. Cihazımız şu şekil. Zaten ben cihaz olarak adlandırıyorum. Çünkü yaptığı iş farklı. Hem coil'i var. Hani kendi başına bir cihazdır bu. Size gelecek olan, sıfır gelecek olanlar aynı. Şu anda benim şeyler biraz gevşek bıraktım ben bunları. Şimdi şu şekilde açıyorum. Siz cihazınız ilk geldiği zaman, RTA'nız, bu tap kepe asılmayın. Çünkü fabrikadan bunlar sıcak bir şekilde, likitsiz vaziyette sıkılıp gönderiliyor. Buna asıldığınız zaman, şu anda göstereceğim, ben de gevşektir. Çünkü ben 3-4 tank falan kullandım. Onu da tam sıkmadan çıkmaz zaten. Şu anda gösterdim. Tap kep olan kısım bu. İki tane o-ring burada. Bu o-ringler şu dolum ağzındaki hava sızdırma ağzını kepi üzerine geçirdiğimizde yapıyor. Tabi bunu likitlemeden yapmayacağız. Şu anda size gelecek olanlar kupkuru. Bunu bir videoda gördüm. Buna adam eleman asıldı, vapor asıldı. En son bunları telef etti. Şunlar deformasyon geçirdi. Kitin içinden taktı. Zaten 4 tane geliyor bu o-ringler. Bir iki tane de küçük o-ringi var. 2 tane de vida var zaten. Sette o var. Gerçi o-ring sıkıntımız yok. Hakan kardeşimiz zaten bu işte, yani her türlü o-ringi ondan da alabilirsiniz. Yani bir sıkıntımız olmaz ama neden olsun yani, sıfır kahverengi o-ringleri, gıda o-ringler bunlar özellikle. Şimdi onu da açayım hemen kepinin altından. Bunlar bu kadar gevşek değil size gelecek olanlar. Ben bunları hani zorlamamak için, çünkü likitsiz pozisyonda. Şuradan göstereyim. Şu en altta olan o-ring tanktaki sızdırmazlığı sağlayan, tankın içine giriyor. Şu en altta olan o-ring. Şu iki o-ring ise kepin şu dolum ağzındaki sızdırmazlığı sağlıyor. Buradan da doldurulabiliyor yani likit. Ki ben bu şekilde tercih etmiyorum. Bu vapor'un kendi vereceği bir karardır. Ben direkt tank açık vaziyette dolduruyorum. Şimdi biz buradan dolumu bu şekilde buradan yapmayacağım. Ben değişik bir şekilde yapacağım. Gold kaplı her tarafı. Şimdi sökmeye başlayalım. Bunlar gevşek. Esasında şuradan tutup bu tip bir baby eldivenlerden, bunlardan çok istifade edeceksiniz. Çünkü sıkı bir pozisyonda sökülüyor bunlar. Özellikle bu likit kanalını açmak bu tank üzerine yapılıyor. O altında da o-ring var. Gevşek vaziyette ben bunları şimdi söküyorum. Bunun sökümü de şu şekil. Avucumuzun içinde üstten bastırıyoruz. Şuradan şeyi tutuyoruz, tankı. Hiç zorlamadan çıktı. Çiminisi bu. Bacasıyla yekpare şekilde. Tankın içi farklıdır. Şeyleri görüyorsunuz. Setleri. Aynısı tankta da var. Aşağı yukarı 2 milim gibi bir hareketle on off oluyor. Saat istikameti yönünde likit kontrol on pozisyonunda, yani likit kanalı açık. Saat istikameti tersine ise kapalı pozisyona geçiyor. Bunu üstten de görebiliriz. Şu anda gösteriyorum. Kapalı pozisyonda bu. Şu an kapalı pozisyonda. Açık pozisyonda göstereyim. Bu RTA'nın kesinlikle besleme sıkıntısı yoktur. Kesinlikle. İstediğiniz ciğer çekimini yapabilirsiniz. Şu pozisyonda da evet,
Şu pozisyonda da likit kanal açık. Yine de ben zorlamadım şimdi kuru likit şeyler, o-ringler. Gerçi herkes duyuyorum o-ring diyorlar da yani tamam orada bir nokta var ama ben Petkim'le alıştığımız şey direkt o-ringler geçeriz yani. Biz ne o-ringler de gördük de o-ring de diyenebilir. O-ring de. Ben şuradan göstereyim likit kanalının hareketini. Bakın şu kadar bir harekette çalışır likit kanalı. Opsiyonlu olarak bir de şu tankı vardır onun. Metal tankı. Metal tankının hareketi daha bir rahattır. Ya zaman hani bu tip eldiveni kullanmaya hiç gerek yok. Çok rahatlıkla döner. Ki ben genelde metal tankı tercih ediyorum. Diğer öteki hususlarımda da var. O da budur yani. Ben likidi görmesem de olur. Zaten likidin bitmesine yakın bize söylüyor RT. En azından bana söylüyor. Size de söyler yani. Ya benim likidim bitiyor der. Söker temizliğini yaparsınız. Bu opsiyonludur bu tank yalnız. Şimdi diğer parçaya gelelim. Dek bu şekilde. 14 milim. AFC halkası bu. AFC halkasını sökmek için şurada bir o-ring var. Yine aynı. Gıda o-ringi. İsterseniz bunu da sökebiliriz. Yani bunu söktüğün zaman bu zaten AFC halkası buradan çıkıyor. Bakır olarak 510 pin prop ucu bu. Kutup şeyi bu. Bu pasolanıp sökülebiliyor. Yarım santim kadar bir mesafesi var zaten. Sökülüyor. Buradan ayrılıyor. Şimdi ben buradan bunu ayıracağım. İçerisi gene gold kaplı. Kitin içerisinde olan vidalar ise gold kaplı değil. Onlar normal paslanmaz türevi malzeme. Şimdi bunu açıyoruz. Bu şekilde hiç fazla zorlamaya gerek yok. Tutuyoruz. Çeviriyoruz bunu. Bunu tutuyoruz. Altı çeviriyoruz sadece. İç yapısı böyle. Şu küçük o-ringi çıkardığım zaman işte düzeltiyorum. Kahverengi o-ringi çıkardığım zaman AFC halkası çıkıyor. Zaten boşalıyor yani tamamen. Bunun altında bir o-ring daha var şu noktada. Yani hem buradan bu AFC halkası çıkmasın diye bir o-ring konmuş ve tankın şeyi de oraya basıyor. Sızdırmazdı. AFC alttan kaçırmasın diye bir o-ring de burada var. Şunun içinden iki taraflı o-ringli burası. Buna gelirsek bakın şurada sızdırmazlık o-ring parçası var. Pik izolatörün bir tanesi budur. Bu setinin içinde yoktur. Özellikle kolay ve kırılacak bir şey değildir. Yani bunu kollamaya bakın. Öyle yıkama falan buralara çıkarıp da bunu lavabonun içine giderse işiniz zor olur. Artık Polonya'dan ısmarlama durumunda olursunuz. Gerçi ilgilenen arkadaşlar olabilir de bu pike çok dikkat edin kardeşim. Bunun yedeği burada kitte yok. Bunu nasıl söküyoruz? Onu da göstereyim. Bunu her şeyde sökmeyin yalnız. Bunu aylık bakımda ve diyelim 1,5 ayda bir bakım yaparsanız hani o size bağlı zamanı o şekilde sökeceksiniz. Bir saniye ben şuradan şeyi alayım. Şimdi ne dedik? Normal bakımda bunları sökmeye gerek yok. Ama şimdi sökeceğim şey bu aylık bakımlarda yaparsınız bunu. Şu hareketi yapıyoruz. Kılavuz 23 milim bir kılavuz şu noktaya sokuyoruz. Şuradan. Pardon bir küçüğünü alacağız ya. Ötekisine diğerine uyuyor da buna uymadı. Mavi almam lazım. 20 olanı. Canlı yayınlarda ufak tefek şeyler olur. Taktık bu pozisyonda. Burada önemli olan buraya sürttürmeden, yani sürtünme yaptırmadan bunu tutuyoruz. Burayı zorlamıyoruz. Bu sabit tutuyor. Şunu çeviriyoruz. Deki. Bakın tutuyorum, deki çeviriyorum. MTL pini söküyorum şu anda. MTL pini söktük. Şu anda benim bu tuttuğum standart 2.7 milimlik MTL pin
size gelecek olan 1,5 milimliği gelecek. Yani ayrıyeten şu bakır olan 5 zonk artı uç, o da buraya pasolu. Yani burada gereksiz tornavida falan sökmenize hiç gerek yok. Bunu söktüğünüz zaman zaten bir, bu ayrı parça oluyor, bu ayrı bir parça oluyor. Yani buraya kadar deşmenin manası yok. Bunu da öyle her uyduruk tornavidayla olmaz. Çünkü bakın bu şu şekilde tam bir oturması lazım bu söküleceği zaman. Tam oturacak tornavida. Mesela bu kontrol kalemi buna oturuyor. Bunun tipinde bir tornavida da olabilir. Ama burayı sökmeniz bir şey değiştirmiyor. Burada bir bakım yok yani. Pasolanıyor. Bunun altında gene diş var. Bu da bunun üstüne pasolanıyor. Kitte bu da yok kardeşim. Yani yedekte bu yok. Onu söyleyeyim. Buna da sahip olun. Ha bulunmaz mı? Ya bulunur da en önemli iki parça bu pik izolatör ve bu bakır kutup başı. Şimdi buna geliyoruz. Bakın bu metali izole etmek için tabi şase yaptırmasın diye bir buradan merkezliyor bu pikten, bir de şundan merkezliyor. Bunun da yedeği yok. Bu da çıkıyor burada. Şimdi çeksem çıkar bu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Gene bunu yerine takıyoruz. Burayı da temizlemenize gerek yok. Onu da söylerim. Yani bir görün diye ben bunu söktüm. Buralar nazik yerler. Buralar yani ikide bir böyle kurcalamaya gelecek şeyler değil. Bunlar çünkü lavaboya düşürdüğünüz zaman bunlar geçer gider. Bakın gene bunu buraya takıyorum. Hangi kılavuzu? Pardon o nereden? 20'lik olacak. Tamam. 20'lik kılavuzu takıyorum buradan. Sürtünme yaptırmadan. Bu sefer bunu çeviriyorum. Deki çeviriyorum. Elimi sıkılığında tamamdır bu. Bundan zorlamıyoruz. Diş attırmıyoruz arkadaşlar. Bu bak burada tutuyor bunu sadece. Yaptı. Şu an sıktım ben bunu. Bitti. Tekrar base'e takıyoruz onu. Önce sol, sağ. Biraz daha şöyle aşağı alabilir miyiz? Burada da dediğim gibi bu şekilde base'i tutuyoruz, deki çeviriyoruz. Fazla zorlamaya gerek yok el kuvvetiyle. O kaldı zaten. Şu an istediğin kadar şey yap, elinden gitmez. Sadece el gücüyle. Biz bunun şeyini de gösterelim. Kaçlık coil yaptığımız 73'lük sanırım, öyle bir 0.73'lük bir coil yaptık. Kılavuzunuz göstereyim. 2,5 milimetre üzerine 8 tur. Evet, 2,5 üzerine 8 tur. Biz ben genelde bitişik sarım yapıyorum. Aralıklı sarım tercih eden vapor arkadaşlarımız da olur. Şimdi buradaki vidanın üstüne çevirmeye gerek yok teli. Gördüğünüz gibi burada setler var. Direkt uzattığınız zaman coil uçlarını çok canlı vidaları var yani etli vidaları hemen bunu burada sıkıyor. Gördüğünüz gibi ben tur attırmaya gerek yok. Şu farklı şeyleri gördünüz. U şeklinde bir yapı var burada. Eğer aralıklı sarım yaparsanız bu mesafe uzayacağı için coil'in uzunluğu bu sefer buradan kılavuzun üstünde L şeklini yapıp bu formu vermeniz lazım. Bakın aşağı yukarı 3 milim kadar bir mesafe ya var ya yok. Ona göre verip buraya geleceksiniz. Kesinlikle üstüne dolamayın. Dolamanız hiç gerek yok. Her istediği şekilde olsun bunu yaka. Bak şu nokta hemen dibinde olduğu halde bile o teli orada yakalayabiliyor. En ufak bir omatlaması falan olmaz. Aralıklı sarım yapmak isteyen de yapabilir. Ama dediğim gibi teli L şekline getirip gene bu formda buralara vermesi lazım. Hani bu şekilde sıkılacak. Coil'i aşağıda indirebilirsiniz. Tabi buraları gevşetip aşağıda indirme şansınız olur. Artık bunlar vapor'ın kendi yapacağı antrenmanlar diyebilirim yani. Aramalar diyebilirim. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi şeyi takalım. Şimdi önce biz şu o-ringleri bir likitleyelim. Ne yapıyormuşsunuz?
İlk aldığınızda bu kepe asılmıyorsunuz. 3 tank falan bir kullanın. Gene yıkamanızı yapın. 3 tank falan kullanın. Çünkü bu içeriye, şu noktaya, hani bu şekilde oturuyor ya, bu tam aşağıya kadar otur. Şu noktaya kadar geliyor zaten kep. Şu alın kısmıyla şunun üstünde likitlenmeler oluyor zaten. Yani bu likitlenme en azından buralara az bir şey bir sızmalar yapabilir. Bu likitler, o linkler biraz yağlanmış olur. Ama siz bunu kuru vaziyette çekerseniz, yağlayayım diye, şey likitleyelim diye, geçmiş olur. O ring tiftiniyor yani buradan. Deformasyon geçiriyor. Onu hiç önermiyorum. İlk defa aldığınızda kesinlikle bu kepi hemen asılmayın, sökmeyin. 3-4 tank kullanın. Hiçbir sorunu yok. Zaten bu bununla beraber dönecek. Husların en can alıcı yeri, bir numaralı yeri burasıdır. Mesela bu o-ringin bir tanesini takmıyor, düşürmüş oluyor. O zaman kaçırır. Bu tanka burası basıyor. Şu üçüncü o-ring basıyor. Asılmıyoruz. Kepi çıkarmıyoruz arkadaşlar. O bir numara. Önce onu unutmayın. Kepi çıkartmıyoruz. Kepi daha sonra çıkaracaksınız. 3-4 tane tank kullanın. O da çıkarışın da nasıl olduğunu göstereceğim. Saat istikameti yönünde çıkacak. Çünkü çiminiye sıkacak bu ondan sonra. Yani şu an sıkıyorum. Bakın. Şu an elimi şey görün. Mod görün yani. Moda bağladım. Şu an oturdu bu. Bu da bunun için sıfır oturduğunu kabul edin. Saat istikameti yönünde. Eğer saat istikameti gerisine doğru oynarsanız bu sefer çimini tap kepi açıyorsunuz. Şu parça gevşer. İleriye doğru. İleriye doğru yaptığın zaman böyle yukarıya doğru. Hem yukarıya hem ileri doğru pıt bu geliyor. Biraz zor geliyor ama geliyor. Bu sefer bu sıkılmış oluyor. Onu da gene bir baby eldiven gibi, bir lastik gibi veya şu türev bir şeyle, şunun gibi. Bundan açarsınız. Şimdi biz bir şu o-ringlerimizi şey yapalım, bir pamuklamamızı yapalım. Sen şeyi gösterecektik, onu bir görelim. Ne görüyoruz? 84. Gerçi bunların gösterdiği doğru değil de modun gösterdiği doğrudur. 84 ohm gibi bir şey. 0.84 ohm. Zaten bildiğiniz gibi çoğumuz sub ohm'da çalışıyoruz. Yani 1 ohm'un altındayız. 1 ohm zaten sub ohm sınırıdır. 0.70 olur, 80 olur. Buna sorun değil yani. 1 olur. 1'in üstü de olabilir. 2 olmaz. 3 olmaz yani. Arayışlar olur yani. Onu öyle söyleyeyim. Yani vapor gezer ki keyfine karışmayız da 4 ohm da yapabilir ama bu sefer o voltajları bulamadığı için artık akü ışıldayına falan gezmesi lazım. Veya 3-4 pilli özel bir donanımlı modla çalışması lazım. Bu sefer de akımlar da yükselir. Yani sakat işler gerek yok. Sub ohm'un altı en güzel. Biz MTL'ciyiz. Şimdi ne yapacaktık? Pamuklamasını yapacaktık. Önce şunları ben bir likitleyeyim de. Grandmaster 12 MG 6 ve 12 kullanırım ben. Anca kesiyor. Fazla nikotin iyi değildir. Ama kesmediği zaman da yapacak bir şey yoktur. Sigara içeceğime bu şekilde. Pamuklarımız temiz. Sıkıntı yok. Baştan biraz pislik yapacağız. Batıracağız ortalığı. O bahane de söylüyorum. Dişlere. Bendeki içtekilerini ben sökmedim. Çünkü bende hafif yani nemli diyeyim. Yani likitli yani vaziyet. Tam öyle size gelen kupkuru geleceğinde. Tıkır tıkır derler ya aynı şekilde. Benim bile bakın şu anda ışılıyor gibidir. Yani çünkü kullanıldığı için. Tankın alt tarafından sızdırmazın sağlayan o-ring bu. Bu çok önemli bir o-ring. Hepsi önemli zaten. O-ring. Zaten o-ringin üstünde çalışıyor arkadaşlar. Bu sistemler o-ringin üstlerinde çalışıyor.
Yani buraları yağladık, dişleri yağladık. Şimdi şuraya da yağlayacağız. Aylar önce bir grup vardı. Ben o grupta bir postlaşmıştım. Gırgır ölen goy mu diyorlar işte. Günümüzde goy diyorlar da biz o zaman makara yumak derdik. Hani ya hiç kimse batırmıyor mu üstünü? Hani bu likitlemiyor falan diye. Kimse yani çoğu batırmadığını söylüyordu. Ya sen farklısın gibi yorum çıktıydı. Halbuki gördüm ki herkes batırabiliyor. Yani likit akıtabiliyor. Bunlar oluyor. Demek ki o zaman onların dediği şehir efsanesiymiş. En can alıcı noktalarımız. Likitsiz buharlama mı olur? Yani bir likit bulaşığı olmadan buharlama mı olurmuş? Öyle bir şey yokmuş. Ama öyle diyorlardı onlar. Öyle değilmiş ya, gördük. Bak ellerimiz de likitlenebiliyor. Likitlensin. Petrol yağı değil ya. Bu dişi de yaptık. Temizledik. Düzeltiyorum. Likitledik. Şimdi ne kaldı? Burada hiçbir şey yok. Orik yok, hiçbir şey yok. Bu kep boş. Burası düz. Tamam, bunlar tamam. Şu likiti kapatalım. O fazla hava almasın. Pamuklamamızı yapacağız. Gözlükle bile doğru düz göremiyoruz. Aman yaşlanmayın. Yaşlanmak iyi bir şey değil. Eninde sonunda yaşlanacağız be abi. Hani gözlükle insan normal gençken gördüğü görüntüyü göremiyor. Bu benim yorumum. Şimdi bu kadar pamuğu ben zebil etmem. Öyle şov yok öyle. Bu kadar kesip ortasına kesiyor. Bizde öyle bir şey yok. Tiftiklemek tavsiye etmiyorum. Bu atoda tiftiklemeye gerek yok. Hani dedik ya Hussar'da likit besleme sorunu yok. Likit besleme sorunu yoktur demek yani bir RTA'da hani boldur yani likitte en ufak bir şey yoktur. O zaman tiftiklemiyoruz. Tiftiklemeyi neden yapıyordu? Pamuk tiftiklemesini daha iyi çeksin. Yetiştirsin yani likiti değil mi koyuyla? Hayır öyle bir sorunu yok. Onun için ben tiftiklemeyeceğim. Göreceksiniz yani. Çok hafif bir şey yapacağız. Tabi buna katılmayan bazı diğer buhardaşlar olabilir. Onların da görüşlerine saygı duyarız. Orada bir sıkıntı yok. İlla bu şekilde olacak diye de demiyorum. Şimdi şu noktayı gösterelim. Likit kanalları bunlar. Şimdi ben en çok tav olduğum bir şey de mesela adam eline bir metal alıyor. En iyi YouTuber'ım diyen. Şimdi diyeceksin abi onlara kadar bilgin var. Ya bilgin yok adamın kafa basmıyor. Yani şu metali alıyor. Tornavıyla burada bir şeyler gösteriyor. Ya bunu ne vuruyorsun kardeşim ya? O Pilbusarlu denilen adam bile bunu yapıyor. Elinde bir tane tornavida veya bir metal bir şey buralara vur. Ya buralar nazik bu bir cihaz. Bu böyle olur mu böyle saçma şey veya bundan şöyle diyor. Burayı böyle ediyor. Veya 510 pilinle modun 510'la bastırırlar tornavida. Ne oluyor? Niye basılıyor? Onu anlamış değilim yani. Bakın ben kürdan. Kürdan buna bir şey yapabilir mi? Zarar verebilir mi? Vermez. Likit kanalın biri bu, biri şu. Burası. Hiçbir problemi yok. Düzeltiyorum şurası. Anca gördük. Kürdanı görebiliyorsunuz. Kürdanın ucunu. Burası. Geniş de olduğu gibi. Pamuğu yatıracağımız yerde şu nokta. Şu ara. Bu kadar. Sakın buraya pamuğu tıkmıyoruz arkadaşlar. Bakın buraya ne aldınız kürdanı. Pamuk tamam. Buraya tıkalım. Buraya tıktığın zaman getir şimdi İngilizce. Kuru pamuk yaşarsınız. İngilizcesini getiremedim. Hani Dry dry mı? Neydi? burn. Dry burn değil ya. Dry hit mi? Dry hit yaşarsınız. O kadar İngilizce kelime kafamda yani çalıştığım iş yerlerinde kaldı ki artık hangisinin ne olduğunu da karıştırıyorum. Artık siz anlıyorsunuz gençler ve arkadaşlarımız, emsallerimiz.
Şimdi dediğim gibi dry heat yaşamamak için buraya pamuğu tıkmıyoruz. Serbestçe bırakacağız. Şimdi pamuğu keselim. Pamuğu nereden kesiyoruz? Şu sarı iz, dekin altında sarı şey var. İlk başlangıcı hani tankı fasoladığımız parçanın üst tarafı. O izada kessek yeterli. Biraz fazla da olsa sorun yapmaz. Çok hafif. Yani şimdi bura esasında başka bir RTA olsa abartabiliriz. Ne de Kaifun Little 5 Pounds falan, onlar da Little V1 de Little Plus V1 gibi şeyde Firebird, E-Phoenix Firebird gibi abartabiliriz. Bunda gerek yok. Bunda gerek yok çünkü burada gene bir farklı bir metot uygulayacağım ben. Bu şekilde bir hustar kurulumu yapan ben şahsen YouTube'da görmedim. Yani illa bu doğrudur, onu da iddiasında değilim. Sizler farklı şeyler de bulabilirsiniz arkadaşlar. Uçlarını çevirdik kırmadan. Mahsus bu şekilde yapıyorum. Neden böyle kupkuru şeyi, pamuğu bu şekilde yapmaya çalışıyorum? Onun için birazdan göreceksiniz. Bu benim kendi stilim yani. Bu şekilde ben bir stil görmedim. Gerçek söylüyorum. Ama sizler de daha farklısını yapmanızı beklerim. Yaptığınızda da netice alırsanız onları da paylaşımlarınızı da bekleriz yani gruplarımızda hepimizin adına. Şükrü abi o pamuk ona fazla diyor. Tamam, o da bir görüştür. O da bir görüştür. Şükrü güzelim, videoların ikisi de gitti be. Hadi bir tanesi anladım da yanlışlıkla hepsini silmiş atmışız ya. Neyse. Hatta bu huslarda likit besleme abartılı. Ben böyle diyorum. Yani şimdi likitlemeyi nasıl yapıyorum göreceksiniz. Farklı bir şey olacak. Sadece koyun bastığı ve çok abartmadan, öyle şıkır şıkır yapmadan likiti. Bekliyoruz. Çünkü birden verirse pamuğun tamamını ıslatmayacağım. Çünkü likit besleme açtığımız anda bir hucum var oraya bu noktalarda. Muazzam bir likit hucumu var. Eğer bunu şıkır şıkır doldurursanız alttan afeci halkasının arasındaki o yani demin şey takıyorduk ya kılavuzu. Ha, o noktadan aşağıya likiti veririz. Bu kadar. Likitlemesi bu. Bu kadar. Ben bu kadar yapıyorum. Bakın o şimdi nasıl olacak. Şu an biz sizden önce dry burn'u hafif hafif yaptık. Ha, onu belirtmeden geçmeyeyim çünkü video da bayağı uzun oldu. Biz onu daha önceden yaptık, onu söyleyeyim. Onu o şart, onu hiç yapmazsak olmaz arkadaşlar. Telin üzerinde o bir acayip şeyler var, o kimyasal artıklar gibi işte ne diyeyim. Alüminyum tabakanın kendine ait şeyi, o duman şeklinde o bir çıkacak ama fazla abartmadan tabii. Kıpkırmızı yapmadan. 2-3 defa biz yaptık onu. ...84 10-15 watt'ta 0.58 şeyde. Yeter. Bu kadar yeter. Fazla bunu da abartmaya gerek yok. Zaten yakamaz pamuğu. Ortası adam akıllı yağlı. Diğer taraflarını yapmadım.
Elle sıkıyoruz arkadaşlar. El. Zorlamak yok. Tamam bitti. Oturdu zaten şeyler. Bu gelen mikrolarda tabi fabrika bunu biraz farklı yapmış. Şuna göre değil. Şunu da gösterir misin? Bu AFC halkası havayı tam kapatıyor. Ama gene de parmaklarımız orada olacak. Onu da söyleyeyim. Bunda çok kapatsa bile siz tabi oran göremiyorsunuz. Geldiğinizde çok hafif bir açıklık var. Bunu ben onu tartışmıyorum. Onu bilinçli olarak yapmıştır. Bir nedeni vardır muhakkak. Mantıklı bir nedeni. Dolum yaparken bu parmaklar burada olacak. Karşılıklı iki AFC hava şeyinin girişinin kapatacağız bu şekilde. Bu çok önemli. Bunu yapmazsanız olmaz. El böyle bakın. Şu şekilde duracak. Şimdi onu taktık. Tankımızı takıyoruz. Tankımızı da takarken bakın kapalı yeri var ya. Şu likit kanalları bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane likit kanalı var. Aynının karşılığı da burada. Kapalı pozisyona takalım. Çünkü likit koyacağız. Onu da göstereceğim ben şimdi. İttiriyoruz. Oturacak. Oturdu. Bu çıt sesini duydunuz. Oturdu. Tamam. Şu anda likit kanalları kapalı. Onu şuradan da anlıyoruz. Şu nokta. Şu dik aşağı gelen dar dar olan yerler şu hilal şeklinde olan yerlere geldiği zaman likit kanalları açık demektir. Ama şu geniş olan dikdörtgen bölümler bu hilal şeklinde yerin üstüne şu şekilde geldiği zaman da likit kanalı kapalıdır. Off'tur yani. Tankın hareketi şu şekilde. Aşağı yukarı 2,5 milim, 3 milim gibi saat yönü istikametinde 10 pozisyona geçiyor. Yani ne o? Likit kanalı açılmış oluyor. Saat istikametin ters yönünde de off pozisyonuna geçiyor. Likit kanalları kapalı oluyor. Dairesel olarak yapıyor bu hareketi. Tek bir yerden yapmıyor. 8 tane nokta saydım ya. Bakın şu anda 10 pozisyonda. Gördünüz o küçükler buralara girdi. Büyükler nereye geldi? Şu büyük uzun setin üstüne geldi. Şu anda 10 pozisyonda. Off yapıyoruz. Fazla abartmadan. Likitlediğim için rahat dönüyor. Off. Zaten set var. Hani kendiniz ayarlamıyorsunuz onu. Tık tık. Oturuyor zaten. Tekrar 10 yapıyoruz. 10. Şöyle de yapabiliriz ama bunu yapmayın. Likit yeterli gelmez. O dry hit'i yaşayabilirsiniz. Tam açık olacak. Tam kapalı olacak. Bakın tık kaldı. Kaldı. Ben yapmıyorum yani. Kendi kalıyor. Hareket bu. Saat yönü 10. Saat yönü tersi off. Şimdi ne yapıyoruz? Likit koyacağız. Şu anda off pozisyondayız. Tamam. Likidi şöyle yapıyoruz. Atla rükme stili. Böyle bir stil varsa söyleyin ya. Var. Aynı Huslar'da böyle bir stil var. Arkadaşlar şu çok önemli. Bakın. Bu likit kanalı var ya. Şey AFC halkamız. Bak. Tam kapatmıyor esasında. Hepimizde de böyle zaten gelenlerde. Parmak buraya yerleşecek hocam. Karşılıklı çift dedik ya. Buraya yerleşti. Kapatacağız bunu. Ekstradan yapacağız biz bunu. Ha likit kanalı kapalıyken zaten tanktan oraya gelmez. Ama emniyet için. Bu sürekli elinizi böyle alıştırın. Huslar'da özellikle. Şimdi şundan da uğraşmıyoruz. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Niye? Hani ağız açık kalmasın, nikotin şey olmasın, bozulmasın, şudur budur. Bakın direkt hemen şunu kapatıyoruz. Burada doldurulacak seviyeyi de gösteriyorum. Şu fatura olan yer, geniş olan yere, o dedim ya en alttaki şu o-ring biniyor. En alttaki o-ring. O alta biniyor. Tabi bu tapkep buraya yerleştirdi mi burada bir alçak basınç oluyor, sıkıştırıyor likiti. Hangi tankı doldursanız doldurun mesela seviye buradaysa bile muhakkak onu aşağıya doğru verir. Anlatabildim mi? Şu an akan eden bir şey yok. Tamam. Biraz daha dolduralım onu. Az geldi o.
Yok yeterli o ya. Yeterli şimdi. Bunu da likitledik. Sıktık. Şimdi likiti açacağız. Adnan abi, Atilla Uysal, Adnan hocam niye Topkap'taki dolum deliğinden doldurmuyorsun? Onu da söyleyeceğim. Topkap'ten onu doldurmak için ikide bir kepi çekmeniz lazım. İkide bir kepi. En nazik yeri de o. Ondan sonra şunun pozisyonuna geliyor. İşte bu, şimdi aynı muhabbete girmeyelim. Bunu gönderdim arkadaşlar. Bu orikleri O-ring'in altındaki o-ring yok. Yani 3 numaralı o-ring yok. Üstteki tiftilmiş. Bakın bu çok rahat çıkar gider. Buyurun. Laçka oldu mu kardeşim? Bitti. Bak bu laçkalaştı mı? Bitti. Bakın. Ha bu şu anda kaçırmıyor benim bu tankım. Yani bu laçka olmasın diye. Buradan da koyabilirsin. Fabrikası buradan da konsun diye. Buradan koysunlar diye likit yapmış. Ama benim için bir şey değişmiyor ki. Siz zaten kepi çekiyorsunuz değil mi? Çek, ben de çektim. Şu anda ne oldu? Atmosfer basınca bir atmosfere oldu. İçi dışı her tarafı aynı oldu. Değişen bir şey olmadı ki. Ha bunu çek buradan doldur. Ne değişen ne. Gene bir içerisi bir atmosfer, dışarısı bir atmosfer. Kapatıyoruz. Burada bir kapalı devre bir olay yok. Kapalı devre yaratan budur. Bunu kapattığın zaman burası kapalı devre bitti. Alçak basınç burada oluştu. Likide hafif baskı yaptı. Seviye düştü. Yani şuradaki bir seviye. Kepi taktığın zaman acık aşağı düşer. Tüm reyataylarda da böyle zaten çoğunda. En azı benim denediklerim öyle. Ben bu şekilde dolduruyorum. Ben diyorum yani illa bu şekilde olacak diye bir şey yok. Ben şu kepi çok kurcalamamaya çalışıyorum. Bu kep, şu bölüm en nazik yeri burasıdır. Bak en nazik, en hava yapacak, en akıtacak yeri burası. Dileyen oradan şey yapabilir. Bir şey yok. Umarım canlı yayında göze gelmem. Sözüm meclisten dışarı da. Şimdi buranın, şimdi bu sıkılı vaziyette bunu döndürmesi zor. Onu söyleyeyim. Mecbur şeyin üstüne takıyoruz arkadaşlar. Modun. Ben eldivenle yapmayı tercih ediyorum. Gençler daha güçlüdür. Onlar daha rahat yapabilir. Şimdi gene aynı o neydi? Şu an pozisyonumuz dedi. Off pozisyondayız. Yani gerideyiz. İleri gideceğiz. Çevirelim. Şimdi gitmedi. Biraz şunu gevşetmemiz lazım. Hafif. Az bir şey. Çok sıkıntı işte bak o muhabbette. Yani burayı kurcalamak istemiyorum sırf. Bir saniye. Bu kadar sıkmaya gerek yok. Buyurun. Şu anda açtık. Kepi çok hafif gevşetiyoruz. Çünkü kep çiminenin çimin aşağıdan pas oluyor. Üstten de bacasına bu kep alttaki tap kepi pas oluyor. Bu sefer tank ne oluyor? Tanka bir baskı uyguluyor. Tankı o zaman çeviremiyorsunuz. Ama bu şu dedim ya en başta bu metal olsa çok rahat dönüyor. Bunda zorluyor. Bunda zorlarken ne oluyor? Benim şu atoyu hani gönderdim geldi falan dedim de fırıldak gibi dönüyor bu ondan sonra. İçerideki dişlerini yiyor. Setleri yiyor. Bu ondan sonra topaç gibi dönüyor. Topaç gibi dönmeye başladım 360 derece. Abicim likiti aşağı akıtıyor. Bitti. Hani husarım akıtıyor mu? İşte husarım ondan akıtıyor. Bundan dolayı. Zorlamadan dolayı. Anlatabildim mi? Set gittikten sonra tank şeyi biter. Ama metali bölümündeyken metalde hiçbir sorun olmuyor. Yani tabii siz likiti görmek istersiniz. Ben görmesem de olur. Şu anda biz likitimizi açtık. AFC halkamız açık. Akıtıyorsa seyredeceğiz. Bakalım akıtıyor mu? Bu arada ben bir iki paflayayım. Bu durumda hayatta akıtmaz. Aşağıda alçak basınç var.
Aşağı akma yapar mı? Akmaz. Şimdi burada bir iki tane daha kritik bir şey söyleyeceğim. Onu şuradan söyleyeceğim. Şimdi bu size de gelecek olan mikro tankların üzerinde şu amblem yok. Husların amblemini gördünüz değil mi arkadaşlar? Şurada. Şimdi ya insan bunu taktığı zaman yani şu amblemde işte atıyorum modumun aynı hizasına gelsin. Ben simetri hastasıyım diyebilirsin. Hani ben gelsin. Ha gelsin mi? Tamam şu an hiçbir problem olmayan atoyu şurayı kepi gevşettiğinde diyelim geri gelmesi lazım. Gevşettin mi abi film koptu. Verir aşağıya akıtır. Bunu ellemiyoruz. Bakın şu andan sonra bunu ellemiyoruz. Nasıl elleyebiliriz bunu? Saat istikameti yönünde çevirin. Ya da kurulma en likit koymazdan önce bunu ayarlayın. Hani bu nokta nereye geliyor? Şu Husser'ın amblemi diyelim şu noktaya tam simetri gelsin. Onu likit koymadan önce ayarlayın lütfen. Yok likiti koydun unuttunsa o zaman saat istikameti yönünde çevirin. Eğer onu yapmaz da oynatırsanız akıtır. Şu pozisyonu aldığınızda diyelim içinde likit var. Şuradan zorlamaya çalışıyorsunuz bu şekilde. İster istemez şu noktaya baskı uyguluyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bunun içinde likit var kabul edin. Şu şekilde. Diyelim likit kanalını kapatmaya çalışıyorsunuz veya açmaya şu şekilde. Buradan siz bunu baskı kurarken buradan oynatıyorsunuz. Oynattığınız hocam buradan likit şıkır şıkır akar. Ne yapıyormuşuz? Likitlenmiş pozisyonda kurcalamıyoruz. Bakın. Bitti. Ben bunu bitirene kadar kurcalamayacağım bunu. Şu anda likiti gördünüz. Belli bir mesafe aşağı indi. O pamuğun uçları şu an hemen likiti aldı. Tamamını likitlemedim. Bunun avantajını gördüm. Çünkü normal şıkır şıkır yaptığımda oralar likitlediğin o pamuğu o gösterim kanallardan içeri verdi. Oralar bir de bunu açar açmaz şeyi likit kontrolü biraz daha fazla veriyor ve şu noktadan şey çıkıyor. Onu da onun testinde şöyle yapabiliriz. Ya bir damla bir şey gelebilir bir Husser'dan yani. Bende de gelebilir. Ama bir damla hala kesilmeden devam ediyorsa o sakat. Şu anda gördünüz mü pini, MTL pinini. Pinin ortasında bir delik var. O deliğe sok. Oradan geliyor zaten likit. Şimdi testini de şöyle yapalım. Ha buradan yaptık. Bıyık gibi bir şey aldık. Ha burada dursun. Diyelim bunu çektiğimizde hafiften bir terleme gibi bir şey yaptı veya bir damla yaptı. Çektin temizlendiyse sorun yok ama hala devam ediyorsa sorun var. Kurulu bir Husser'a likitliyken abi kurcalamıyoruz. Hiçbir tarafını bitecek abicim. Bitecek. Ama metal tank varsa metal çok rahat dönüyor arkadaşlar. Bu şeyde. Hani o kadar rahat dönüyor ki yani bu demin gösterdiğim kadar zorlanmıyorsun. Normal değil. Ultem'deki diyelim bunu mikroskopta baksak imkan olsa pütürlü bir yapıdadır ama bu o kadar pütürlü yapıda değil. Metal metal üzerine çok rahat hareket ediyor. Ben mesela yarı likitliyken bile açabilip bakabiliyorum. Hani siz de bakabilirsiniz ama metalde yaparsınız bunu. Bunda da biraz dikkat istiyor. Kurulu Husser'a ellemiyoruz. Çektik arkadaşlar. Bir şey var mı? Ya bunda ne o ben şimdi hiç olmadı diye havalara girmeyeyim. Olabilir de yani bir damla gibi bir şey olabilir ama önemli olan sürekli gelmemesi lazım. Ne var şimdi içinde? 2.7 milimlik MTL pinimiz var. Havamızı kapalı. Ben şu şekil kullanıyorum. Husser tam kapalı da olsa bunda bu yeni gelen modellerde çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama şunda yapılmıyor. Ben yapamıyorum en azından. Bakın bunu da kapatabilirim. Bu da tam sıkılı değil. Mesela bunda çekim yapılmıyor. Bak bunda ben bir şey çekemiyorum. Ama bunda çekerim. Yani bu şu anı kapalı. Sesi duyuyorsunuz. Bunda gel ama bunda gelmiyor. Cim niye gelmiyor? Ben onu tartışmıyorum. Fabrikası bildiği var. Onu yapmış. Bence iyi ki yapmış yani. İyi ki yapmış. Az bir şey bir nasıl söyleyeyim? Orfis plakası gibi düşünebiliriz yani. Az bir minik bir hava beslemesi gelsin diyor. Yani ne kadar kapatsan kapat diyor. Şimdi onun tartışmasını yapmıyoruz. O profesyoneller o işi daha iyi bilirler. Şimdi ne yapalım? Buharlayalım. Suat İnan kardeşimin bana bir drip hediyesi var. Teşekkür ederim. Onu takacağım, onu kullanacağım. Başka driplerim de olabilir. Suat onun oringini değiştirdim. Daha bir sıkı oldu. ...15W 0.84 ohm tabi sub ohm'dayız. Anlık basalım. 3.54 volt yeterli bence.
Ben birkaç defa seni ciğere çekmem. Ağzımdan hem dışarı atarım, şey yaparım. Çünkü baştan hani az bir şey yaptık ya, ıslak koyle likitlenmiş pamuğu birkaç defa yaptık. Hani onu gene de biraz bu şekilde yapıyorum. Bundan sonrasını çekeceğiz. Ahmet kusura bakma, hiçbir vapor bir vapor'un suratına buhar üflemez ama biz artık işin şovundayız yani, özür dilerim. Aynısından bir tane de sen video bitiminde bana yapacaksın, ben bakacağım. Öyle bir şey yok, kesinlikle bir vapor üflemez yani, insanların yüzüne ayakta şey yapmaz yani, o iyi bir şey değildir, öyle söyleyeyim. Ama biz bir dostluğumuz olduğu için sen bana da üfleyebilirsin, sıkıntı olmaz. Aroması efsane. Gambit düzeltiyor. Gambit nereden çıktı ya? Grandmaster 12 MG. Anca benim kafa yerine geliyor çünkü sabahtan beri muhabbet. Şimdi likiti halbuki şuraya kadar koymuştuk, değil mi? Arkadaşlar, şu noktalarda ben bırakmıştım. Aşağı yukarı yani. Kesinlikle likiti Hustar'da gırtlağına kadar doldurmuyoruz. O zaten elinize şey geçtiği zaman RDA'nız, düzeltiyorum RTA'nız, zaten O-ring'in, alt O-ring'in bastığı yeri göreceksiniz. Alt O-ring'in bastığı yerin 1 milim, 1,5 milim altında bırakın kardeşim. Onu yapmazsanız, çünkü kepi taktığınız zaman, kepi zorluyor takıyorsun ya, çevirerek takıyorsun merkeziliği bir şekilde, hemen burada bir alçak basınç meydana getiriyor. Likide bir baskı uyguluyor. Tabii canım, mantıken öyle. Oraya yerleşmesi için itiyor çünkü. Tankın iç çeperlerinde O-ring giriyor ve itiyor. Bunu her RTA'da yapıyor, demin dediğim gibi. 1-2 milim aşağı düşer. Ama pamuğu ben uçlarını fazla ıslatmadığım için, likitlemediğim için de o likiti pamuklar şu anda çekti. Ama baştan tam likitleseydi o zaman hafiften bir demin kağıt soktuk ya. Hani onu yaşayabilirdim, onu istemedim. Bu sistem güzeldir arkadaşlar, bunu öneririm, deneyin. Sizler daha iyisini de yapabilirsiniz. Şükrü Uysal kardeşim fazla dedi pamuk. Benim için Hustar'da pamuk biraz fazla olmalı, abartılmadan. Gördünüz yani, en azından realitede gördünüz. Bir kayfun gibi değil yani, tiftiklenerek, nasıl söyleyeyim, başka şey, Claude'un One V3 gibi öyle tiftiklenerek çok az pamuk koyma mecburiyeti yok. İstediğiniz kadar çekin. Şunu söyleyebilirim. Eğer o dediğim likit deliklerine kürdanla veya neyle yapıyorsanız, kesinlikle kürdan gibi bir şey kullanın. Tornavidayla olmaz arkadaşlar. Metal metale sürtülmez. O şekilde oraya deperseniz dry hit'i yaşarsınız. Eğer onu oraya tepmezseniz, dediğim gibi kanalı doldursunuz, pamuğun fazla da olsa hiçbir sıkıntısı olmaz. İstediğiniz ciğer çekimi, zincir çekimi de yapabilirsiniz. Ki ben zincir çekimi yapamıyorum. Ciğer kalmadığı için, hani ciğersizim ben. 41 sene ciğer mi kaldı bize? Kulağı açındasın İlker Elçi olsa zincir çekiminin killahını yapıyor. Gördüm ben çünkü. Ha şimdi kesinlikle dry hit'i yaşatmaz. Ben bu şekilde yapıyorum. Hala orası açık. Zamanımız olsa diğerini de sarmını yapardık. O da aynı mantıkta. Sorularınız varsa alayım. Ben bu arada buharlıyorum. Hani RTA'larda derler ya mesela, Typhoon GT3'te. Ya işte AFC halkasını tam açarsan yani DL çekim de olur. Hani o tam olmaz hiçbir zaman da. Typhoon GT3'ü full açsanız da bunu açmak ondan fazla DL'ye yaklaştırır. Onu söyleyebilirim yani. Şu an zaten 2.7 milim MTL pin. Burada açık, full açtım şu anda. Ki ben bu şekilde kullanmıyorum. Yani bir ciğerci arkadaş bırakmış, MTL'e geçmiş. Ya eski nostaljiyi de seviyor. Bunu açarsa 2.7'de ama çok rahatlıkla. Yani o keyfini de almaya çalışır ama tabii bir DL gibi olmaz. Çünkü bol hava giriyor onda. Drip farklı, her şey, sistem farklı. RDA ile zaten mukayese etmiyorum. Aroması efsane. Meyveli likitleri ben hiç sevmem.
Hiç de denemedim yani ne oluyor meyve likitlerde diye. Öyle bir iddiam da yok. Tütünler de yok. Grandmaster'da iyi. Diğerlerinde de iyi. Ne o? Castle Long. Rezervede de iyi. Bozu denemedim sanırım. Bozu denemedim gibi. Ama bu Grandmaster'da efsane. Ki o sevdiğim bir likit. Havaya kapatıyoruz. Burak abi demiş, Buhusar'dan alabilir miyiz anlamı hocam bana da. Hangi Burak? Burak Baş eden mi? Aynen. Hocam biz senden alıyoruz hocam. Güzel bir espriydi. Ah hocam sende nanosu var. Burak hocam. Şimdi arkadaşlar size gelecek olanlarda 1,5 milim standart eski tip olan modellerde de 1,3'tü. En dar MTL pini 2,7. Şimdi size 1,5 milimlik gelecek. Bence bana göre yeterli, öyle söyleyeyim. Kişiye göre değişir. Eğer bunu tam kapattığınızda, ki gene bir az bir hava girişi olur. O sizi, hani sigaradan gelmiyor muyuz biz arkadaşlar? Sigara içimin bir tık üzerinde olacağını size söyleyebilirim. Ama aman aman Kayfun Little Plus V1 gibi olsun. Yok canım, o kadar da değil yani. Öyle de abartmayalım. Oradaki mantalite farklı. Sistem farklılığı var. Çünkü Setsukur vida var. Havayı oradan kısıp açabiliyorsun. Bu normal işte. AFC halkasını çeviriyorsun. Yaptığım bu. Size en baştan da gösterdim. Tam bu kapalı olduğunda bile üflediğimizde buradan hava çıkıyor. Çıksın. Huslar kaliteli bir RTA. Diğer RTA'lardan da kaliteli olanlar var. Zaten hiçbir profesyonel fabrika sahibi bunlar satılmasın diye üretmez. Her RTA'nın kendine göre yeri farklıdır. Benim bu aşağı yukarı RDA da gelecek. 4 oluyor Huslar. Bir tane de o gold, full gold gelecek. Ama ben bir müddet sonra bundan sıkılırsam bu iki parçayı sökeceğim. Yüzükle kepi. Sulu sistem karbon kaplama türevleri var, biliyor musunuz? Onun alev desenli olanları da var. İstediğin desen var. Onu İzmir'de yapanlar da var. Motosiklet depolarına falan yapılıyor alev desenli. O tarz custom çalışmalarda uygulanabilir. İlle şart değil bu. Yani altın kaplama geliyor. Belki 14 ayar, tam ayar ne oldu belli değil. Yani 24 ayar da kaplatabilirsin. Mikron değil mi? Ya, bu Arap da bana 10 tanesini adam 1 gram bile kullanmasın. Çünkü elektroliz olayı biliyorsunuz. Huslar güzel. Ne yapıyoruz? Huslar içi dolu, likitli, kurcalamıyoruz. Kurcalamıyoruz. Gereksiz darmadağın etmiyoruz. O dediğim ilk baştan gösterdiğim yerleri değişmiyoruz arkadaşlar. Nazik bir cihaz bu. Gerçi bu da bir cihaz. Mod da bir cihaz. Bu da bir cihaz. İş görüyor. Buharlamayı sağlıyor. Coil'i var, pamuğu var. Isıyı şey yapıyor. Atomize hale getiriyor likiti. Bu cihaz. Adı cihaz yani bunun. Tabii ki RTA deniyor. Atomizer deniyor da. Ama cihaz. Cihazı iyi kollayacağız. Hani bazılarımızın elinin ayarı yoktur. Yani şöyledir. Aşırı bir yüklenme yapar. Bir kuvvet uygular. Canına okur. Canına okursan kesen de üzülür arkadaşlar. Hani cüzdan ağlar bu sefer. Anlatabildim mi? O özellikle o MTL izolatör pinlerine çok dikkat ediyorsunuz. Sakın bunları lavaboda, oralara eğer hani aylık bakımda dağıttığınız zaman bir leğen gibi bir şeyin içerisinde yapın. İşte düşerse içine düşer. Gidip lavabonun deliğinden içeri giderse onik var. Onikte sorun yok ama onlar kaybettiğiniz zaman sıkıntı baş gösterir. O pikin yerine de bir şey uyduramazsınız. Dış kuturu farklı. Yani dış çapı farklı, iç çapı farklı. Orada yere şeye oturuyor. Base'e oturuyor. Yani iki tane pik var. Onlara gösterdim. Görüşürüz bakalım. Maşallah Adnan Ökmen de dakikada 2000 kontör atıyor ha. Soruları olan arkadaşlarınız varsa alabilirim. Bakalım var mı bir şey orada, bir terleme merleme bir şeyler olmuş mu, ona bakalım. Çıktı mı kağıt oradan? Yok abi. Yanlış yere mi büküldü? Göz görmüyor ki. Çıkmadı mı ya? Ne çıktı?
Görüşürüz Şükrü abi. Mevlana şeyli inşallah. Umutların üzerine Mete'yle Special'a yazdıralım yazmış. Modların üzerine Mental Special Life yazılabilir. Fakat benim bir huyum vardır ama motosiklet şeyimde de öyledir. Bir şey orijinali ise o şekilde kalmasını hep tercih etmişimdir. Yani sözüm yanlış anlaşılmasın. Zaten daha önce V2 Lüse bende de vardı. Hatta Kaan Bey sordu bir şeyler yazılsın falan. Ben istemedim yani. Ben orijinal ne istedim fabrikanı hep. Orijinaliteye bir hastalığım vardır. Mümkün olduğu kadar. Bu arada tabii kastım kişisel şeylere de öyle süslemeler, ne bileyim işte demin bahsettiğim gibi kamuflaj desen de yapılabilir arkadaşlar. Alev desen de her şey yapılabilir. Şu iki tane aparata her şeyi yaptırabilirsiniz. O değil abi şey, Uğur abi Zeromine'ye yaptırmıştı yani. Tamam. Desenler. Olur. Hani mesela bu Illusa'ya da bana yapalım dedi. Şu ön taraflarına. O desenler olabilir dedi. Evet. Olur. Yani güzel olur. Şeye benzer. Neydi adı unuttum. Primo. Olur. Primo gibi. Primo olur. Ona benzeyecek. Şimdi o gelecek olan full mikro tanklı olan Huslar'a da Orçun Dilmen Bey güzel bir drip bip yapacak. Aynı o Zeynel Bey'in görsel olarak attığın üzerinde Grem Japon olan Ultem drip gibi Kral Ağacı diye adlandırıyor. Yanılıyorsam düzelsinler lütfen. Onun orijinal bir ismi var. Eren o gün söyledi. Tabi ezber alamıyorum o tip İngilizce şeylerde. O kaliteli bir ağaçtan yapılıyor. Aynı ölçü. Bir gün şimdi gidersen video bitince dükkanda kumpastan ölçeceğim. İç çapını, kepin ve dış burç çapları ve derinlik ölçeceğim. Onları vereceğim kendisine. Hobisel olarak çalışıyor. İyi bir profesyonel. Zaten kendileri gemi işleri yapıyorlar. Yani gemi maket işleri yapıyorlar. Çok üst düzey bir iştir o. Yani hobi maketçiliği değil. Profesyonel maket. %1 küçültülmüş. 50'ye 1 küçültülmüş. Birebir aynı gemi maketleri yapıyorlar. Hobi olarak onu yapıyor. Hatta ben akşam da muhabbet ettik. Tabi o videolar silindiği için şu anda canlı yayına bizi izleyen değerli arkadaşlarımız onları bazıları duymamış olabilir. Ben istedim ki ya mod da yapmanızı önerimdi ki 5 aks Çin'den yeni CNC makinesini de şey yaptılar. Abisi var bana söylediğine göre çok iyi bir programcı. Yani tabi bu dataları ölçüleri sanırım ben tam profesyonel değilim. AutoCAD sisteminde mi yapıyorlar? Acaba farklı bir dil mi kullanaraktan o programları yapıp CNC'ye veriyor. Önemli olan CNC'ye verdiğin ne verirsen CNC onu yapar robot. Çok kaliteli modlar yapmasını da bekliyorum. Ultem'den onu konuşuyordum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu Ultem POM, PIK bunlar hepsi zaten termoplastik türevleridir. Yani nedir bunu aslında? Karbon, ham petrolden üretilen malzemelerin petrokimyaya da bir bölüm bu. Nafta denilen bir malzeme vardır. Nafta. Ana malzeme. Rafinerden çıkar bu. Benzinle gaz yağı arasında yanılmıyorsam öyle bir madde sıvı haldedir. O ana maddeyi alır. Değişik katkı maddeleri ekleyerek farklı farklı petrokimya ürünleri çıkarır. Biliyorsunuz artık petrokimyanın ne olduğunu. Yani evimizde, arabamızda nereye baksanız hepsi petrokimya ürünüdür. Ürünüdür ve çok çabuk yanıcıdır bunlar. Aynı onlar gibi o malzemelerden alıp başka kimyasallar ekleyerekten bu ultemler falan yapılıyor. Yani nereye getiriyorsun? Adnan Ökmen bunları anlatıyorum da. Yani biz hani sağlıklı mı? Hijyen mi? İşte şu mu bu mu? İnsan sağlığına şeydi. Bu ultem multemler o kadar sağlıklı bir şey değil. Burada tırnak içinde bir Çin malını uydurma o ultem pik malzemelerinden mesela o Grem Japon'unkini mukayese etmiyorum. Ama onlarda da o üstündeki parlatılmış olan, polisaj uygulanmış olan o polisajdaki üstünden gittikten sonra ondan sonra altındakinden aslanlar gibi ciğere çekiyoruz yani. Beyin çok konfordadır. Beyin nasıl söyleyeyim? Kartal yuvasındadır. O orada paşa paşa nikotinini ister ama bunun
zulmünü ciğerler çeker. Ciğerin yenisi yok ki arkadaşlar, annemizden doğduğumuzda bir çift ciğerlerimiz var. Ciğerleri kollamamız lazım. İşte diyorum ya, tele pamuğa acımayacağız. Ya her defada kesin atın ya. Ben sana samimi söylüyorum. İki tanktan sonra at o pamuğu. Baktın kullandığın likite göre coil'in üstü bir acayip olmuş. Tamam, eczaneden alkolle veya asetonla temizlenir, fırçalanabilir diş fırçası, temiz bir diş fırçası. Ya bunlara da gerek yok. Ben uydurmadım da, o şekilde okuduğumuz makalelerden edindiğimiz şeyler. Acıma hocam, at teli ya, at tel pamuğu da, tertemiz, pırıl pırıl, tatlı suda yıka, güzel kurula, o üfleyin şeylere, çünkü su bazı yerlerde kalabilir. O sular kalır da likide koyarsan bu sefer çat çatlar var ya, ha oradan meydana geliyor coil. Bir de dediğim gibi o drying burn'u yapmıyoruz çünkü likit içerisinde olan bir pamuk o sıcaklıklara arkadaşlar gelmiyor. Yani illa oraya şey dürbün mü koyalım da bakalım, hani bir gözlem yeri gibi. Kesinlikle o sıcaklık o şekilde nar gibi olmuyor o coil orada, eğer likit içerisindeyse. O zaman neymiş? Biz MTL'ciyiz. Kantal teli o şekilde yapmıyoruz. Yani o şovlara dayalı hareketler onlar. İşte görüyorsunuz görsellerde. Bir de ellerinde bir tane cimbiz, seramik cimbiz. Onunla tık tık tık. Ya birimiz bir şey görüyor, birimiz ona devam ediyor. Halbuki birimiz çıksın, farklı bir şey yapsın ya. Onu deneyelim. Belki o daha doğrudur. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hep araştırma yapacağız. Hep araştıracağız. Benim şimdi bugün sarım kurulumu yaptık. Bu %100 doğrudur diye bir iddiam yok. Ben bu tarz yaptım. Netice burada. Beğenir veya beğenmezsiniz. Kaç dakika sonra da hemen buharlamaya başladık. Araştıracağız arkadaşlar. Bakmayın onlar çok şey biliyorlar değil. Bugün pil busarı denilen adam, evet dünyada benim de görebildiğim kadarıyla en popüler olan. Ares çıkıyor, adam devrede. O çıkıyor, ürünler onun eline geliyor. Kimin eline fazla ürün geliyorsa, orijinalleri konuşuyorum, klonunu da konuşuyorum aynı. O insan daha tecrübeli olur. Ha şurada farklılık olur. 3 kişinin önüne aynı malzeme aynı anda verilir. Aradan bir zaman geçer. Onun içinde bir tanesi sivrilir. Burada kabiliyete ve işi sevmeye bakar. Birisi arada kalır, biri daha geride kalır. Bu da buna benzer. Anlatabildim mi? Yani ben onları yatsımıyorum. Tamam, onların da çok faydaları var ama ya hani tam iyi tabir oturmayacak. İlahlaştırmayalım ya. Öyle yani şey yok ya. Samimi söylüyorum. Hep söylemiş. Şükrü'nün yaptığı pamuklamayı çoğu yapamaz. Gözümden gördüm. Ha sizlerden de vardır canavar gibi arkadaşlar. Benim gençliğim olsa ben daha güzelini yapacağım ama bu kadar görebiliyorum. Bu kadar yapıyorum. Gene buharlamamı yapıyorum. Burada kimsem yok. Yani bir yardım alacağım insan da yok. İşte kendi kendime bunları yapmaya çalışıyorum. Ne mutlu ki 5 ayı bitirdim. 6. ayda bir tek sigara içme şeyinde kalmadı. Yani şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sorusu olan varsa cevaplamak isteriz arkadaşlar. Çek abi, çek ondan da. Çekeceğim. Arkadaşlar, en çok sevdiğiniz, akşam bahsettik gerçi de, yani dinlememiş olan arkadaşlar için, denememiş olan arkadaşlar için, aynı en çok sevdiğiniz bir likit diyelim. Atalım ya, ne diyelim? Kestil Long olsun adı. Bu RDA'ya koyun. Diğer de MTL, herhangi bir en beğendiğiniz atonuza koyun. İnanın RDA'da aldığınız aromayı alamazsınız. Bu çok net. Canım hadi öyle şey mi olur? Atlan Hükmet, şimdi nereden çıkardın onu? MTL'de daha iyi aroma alınır. Hani diyordun ya sen işte Erkönigin falan. Tamam diyordum da o MTL'e göre. Niye? Canım bundaki hava girişiyle onun hava girişi aynı değil ki. Hani onda sıkılık arıyor. Bunda sıkılık mı arıyorsun? RDA'da boğaz burun falan hasbel kader. Yani şeye derler. Eski tabirle koyunun olma diye de keçi Abdurrahman Çelebi misali. Yani öyle bir sıkılığı yok. Öyle bir boğaz vurumu da yok. Boğaz vurumu alman için o zaman nikotini bir tık yukarı çıkman lazım. 6'ysa 9-12 gibi bir şey yaparsan ha, o zaman boğaz vurumunu da alırsın. Ama bir MTL RTA'daki gibi alamazsın.
Reten yapısı gereği boğaz burnunu daha etki eder. Drip de çok etki eder arkadaşlar. Yani çok etki eder derken katkıda bulunur. Ama RDA'da aldığınız aromayı hiçbir şeyde alamaz. Her RDA'yı demiyorum ama şu anda şu elinde solo mu bu? Solo. Solo. Sukunk okunuşunu bilemem. Bir kere pompalıyorsun da bir kere arada bir kere. Zaten ismi oradan geliyor. Pompa. Bir kere tamam yetti. Bilen biliyor, yanlış anlamasın. Arkadaşlar bilgiçlik yapmıyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımıza bu Ahmet arkadaşımızın ya nasıl şu anda buharlama yapıyorsunuz? İnanın şöyle çay kaşığının ucuyla da bu aromadan da şöyle dilinizin içine koyuyorlar. Yani muş tütünleri olur ya. Bakın gerçek söylüyorum. O şekilde ya tadına doyamazsınız ama bunun şeyi ne? Ezan okunu Allah razı olsun. Ezan için devam edeceğiz. Ben de abi yavaştan kaçayım da Esut'u kaçırmayayım. Nöbete yetişeceğiz. Tamam istersen şey yaparım ya. Yavaştan kapatalım. Tamam kapatalım. Teşekkür ederim arkadaşlara. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederiz. Ezan okuyunu konuşmayalım. Umarım faydalı olmuştur. Hatalarımız olmuş olabilir. İlle bu doğrudur demiyorum. Ben bu tarz yapıyorum. Önerilerim vardı bazen. O önerilerime dikkat etmeniz sizin için iyidir yani. Teşekkür ederim herkese. İyi günler dilerim.